Hallederiz, hallederiz dedik. Dedikçe daha çok dibe baktık. Durum bu baba. Dedem de elinden geleni yaptı. Ama ne yaptıysa bizi korumak için yaptı. Efendim oğlum. Baba, Çınar'ın nerede olduğunu bulmam gerek. İfadesini alacağız. Nerede biliyor musun? Burada, karşımda. Tamam oğlum, getiriyorum. Abi seni çağırıyor. Burada anlattıklarının aynısını ona da anlatacaksın. Kalk hadi. Baba, sen gelme istersen. Yani hem keyfini bozma, hem de eski ekip arkadaşlarının karşısında bir daha benim için utanma ya. Ben gider anlatırım ne varsa. Merak etme. Sen nereden anladın Ilgaz? Hayır, yani şundan soruyorum. Ceylin bu kaçırma fiilinin içinde aktif rol aldı mı? Bilmek gerek. Birkaç noktayı bir araya getirince sahte pasaport ele geçti. Gündüz de Çınar'la birlikteydi. Belli ki pasaportu oradan aldı, yani Çınar vasıtasıyla. Ne acı değil mi? Sen güvenmeye çalışıyorsun. Ama karşındaki izin vermiyor. Bir de hatasını ortaya serince suçlu sen oluyorsun. Bana da sonradan dank etti. Yoksa iznini istemezdim. Özür dilerim. Ya mesele o değil şimdi, ama ben bir sorayım diyorum. Yani Ceylin bu kaçırma eyleminin neresinde var? Belli değil mi Pars neresinde oldu? Ya yanında mıydın kaçırma planını yaparken Ilgaz? Kızı evden çıkartırken ya da Çınar'dan pasaportu teslim alırken. Ya sen ekibi varsayın. Tamam, kızgınsın anlıyorum ama yani ben de ortada durup şirazemi kaybetmemeye çalışıyorum. Yardımcı ol lütfen. Umut. Ceylin'i alalım ifade. Anlaşıldı başsavcım. Ceylin. Hadi. Beni çağırmışsınız. Evet Ceylin, şimdi ifadeleri başlayacağız da ben önden bir aydınlatayım istiyorum. Bu kaçırma eylemini kim gerçekleştirdi? Pasaportu kim temin etti? Anne ve babası. Benim de son dakika haberim oldu. Hatta yol boyunca vazgeçirmeye ikna etmeye çalıştım. Yapma Ceylin. Savcım, müsaade. Havaalanında yalvardım onlara fakat engel olamadım. Hatta benim de aklımdan polisleri aramak geçiyorken sağ olsun Ilgaz savcım polislerle geldi. Gerek kalmadı. Sizin de bildiğiniz gibi çocuğunu koruyup sakladığı için ebeveynlere ceza verilemez. Aylin Osman bunu biliyordu diyorsun yani. Yani suçluyu kayırmanın ebeveyne suç teşkil etmeyeceğini. Acaba bir bilenden mi öğrendiler Ceylin? Bilinçli ya da değil. Ben sadece müvekkillerimin haklarını size hatırlatmakla yükümlüyüm. Tamam. Alalım o zaman Parlan'ın ifadesini. Nöbetçi çocuk savcısı geldi mi? Beykoz'da başka bir olaydaymış. Yetişmeye çalışırım dedi Sayın Başsavcım ama sabaha bulurmuş. O zamana kadar kimse bekleyemez. Kimsenin ne ruhu dayanır ne de hali, ben alırım. İtirazın var mı avukat olarak? Alalım Parlan'ı.